Sevinç. Sevinç. Sevinciğim. Tane. Canım. Alo. Sevinç. Canım 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 canım. Bandıra 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 ye beni doyamasın tadıma. Ay, İhsan ödümü patlattın. Ya Sevincim ne yapayım, uyku tutmadı ya. E madem sen de uyandın, ne dersin? Ne dersin? Bu mu senin romantizm anlayışın? Hiç mi biraz daha romantik nazik olmak aklına gelmez? Mesela kulağıma hoş bir şey fısıldamak ya da yanağıma masum bir öpücük kondurmak gibi. Oho! Benim o kadar boşa harcayacak vaktim olsa gider kendime çift kaşarlı tost yaparım ya. Yok öyle ya ama bayramı. Madem beni uyandırdın sen de benimle oturacaksın. Sevinç Hanım, uyuyan birini uyandırmak biraz saygısızlık olmuyor mu? Bir kere uyandı mı ne kadar zor uyudum biliyorsun. Şimdi sabaha kadar gözüme uyku girmez benim. Hele o tavşan kılıklı silahlı hırsızın siteye girdiğinden beri hep bir korku var içimde. Pelin'le Başar'ın evine hırsız girmesi de cabası. Sevinç, abartıyorsun. Her gün yüzlerce insanın evine hırsız giriyor. Sağ ol, içimi rahatlattın. Sözüm ona, güvenlik olan bir sitede oturuyoruz. Bugün yarın bir başkasının girmeyeceğine malum. Tamam söz. Yarın ilk iş garantisi %100 bir güvenlik sistemi taktırıyorum eve. Neymiş o? Menekşe'nin fotoğrafını sokak kapısına asacağım. İhsan kapı. Menekşe gelmiştir. Yok, Menekşe arkadaşım Aziz'de kalacaktı. Hay Allah ya, keşke ikisi birden burada kalsalardı. Al sana %100 garantili güvenlik sistemi. Onları gören hırsıza korkudan altı ay inme iner. İhsan. Ne oldu? Eve hırsız girdi galiba. Git evde olduğumuzu söyle hayatım, hadi. Ay İhsan, ne yapacağız şimdi? Polisi ara. Hadi ara. Arayamam. Neden? Hani dün gece sana kızıp sinirden odaya girip kapıyı çarptım ya. İşte sinirden telefonun kablosunu cart diye duvardan söküverdim. Of Sevinç ya, of ya. Bu sefer kesin gidiyorum. Dur sen. Hayır, bana engel olmaya kalkma Sevinç. Ailesini korumak bir erkeğin en doğal görevi. İhsan, ya adamın silahı varsa? Sabah ikimizin de cesedini bulurlar. Ama insan bir şeyler yapmamız lazım. Tamam, bu sefer gidiyorum. Ben de geliyorum. Silah alalım. Bir şey bul kendine. Sen vazoyla kafasına vur. Bekle. Bir, iki, üç. Ne yapıyorsun ya? Ay. Biz aynı taraftayız. Ay. Affedersin İhsan. Şşş. Hadi. Ben gidiyorum. Sen geç içeri. Orada bekle. Oraya git. Kıvrak yakaladım, bir şey yapamaz. Menekşe, sen hani arkadaşın vazesine kalacaktın. Ay hiç sorma Sevinç Hanım. Gecenin bir yarısı eski nişanlısı kapıya dayanmaz mı? Alo. Yani nasıl sarhoş, nasıl sarhoş bir bilseniz. Menekşe. Ya nasıl kendimi dışarı attım bilemedim vallahi Sevinç Hanım. Menekşe. Ay Hüsam Bey, kusura bakmayın. Öyle çok doğal bir şeymiş gibi geldi de. Bana bak. Bu seferlik affettim ama bir daha sefer yandın ona göre. Artık beni hayatta uyku tutmaz. Madem ayaklandık hadi kahve içelim. Çok iyi fikir Sevinç Hanım, hadi. Sen bir yere gitme, bir dakika bekle. Bekle. Ne oldu? Bekle. Ne oldu İhsan Bey? Şöyle bir dur bakayım orada. En doğal halinle dur. Öyle mi? Evet, gülümseme. Tamam budur, teşekkürler. Hayırdır, bu ne içindi? Güvenlik için.
Yani... Halimizi görmeliydin Menekşe. İnsanın hiç bu kadar korktuğunu görmemiştim. Ne çabuk unuttun Sevinç. Menekşe'nin çocukluk fotoğraflarını gördüğüm gün... ...korkudan 3 gün dilim tutulmuştu. Ne huzurlu günlerdi o günler.